Birbirimizi tanırız. Basın mensubu arkadaşlar bizi bu meydandan tanırlar. Emniyet mensubu arkadaşlar bizi bu meydandan tanırlar. İl Sağlık Müdürü de bizi tanır. Biz bu ülkenin sağlık emekçileriyiz. Niyetimiz boş gürültü ya da siyasi taraf olmak değil. Biz emeğimizin tarafıyız. Hayatın, yaşamın tarafıyız. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Şimdi bir eylem geleneği olarak bir yoklama yapacağız. Kimiz biz? Sayıyorum ve buradayız diyeceğiz. İzah et, İzmir Aile Hekimleri Derneği. Burada. ASEM, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası. Burada. ASEF, Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu. Burada. Anadolu Sağlık Sen. Burada. Bağımsız Sağlık Sen. Burada. Birlik ve Dayanışma Sendikası. Burada. Birlik Sağlık Sen. Genel Sağlık İş. Burada. Hekim Birliği. Burada. Hekim Sen. Burada. Hep Sen. Burada. Hürriyetçi Sağlık Sen. Burada. Sağlık Liyakat Sen. Burada. Sahim Sen. Burada. Sağlık Çalışanları Sendikası. Burada. SES, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası. Sağlık Hak Sen. Sağlıkçı Birliği Sendikası. Burada. Tabip Sen. Burada. Tüm Sağlık Sen. Burada. Yeni Sendika. Burada. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Bizler 21 tane Sağlık Meslek Örgütü ve sendika bir araya geldik. Şimdi onlar korksunlar. Bir yere, bir yere kazanacağız. Bir yere, bir yere kazanacağız. Bir yere, bir yere kazanacağız. Şimdi ortak basın açıklamamızı okumak üzere İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Muhteber Çolak'a mikrofonu veriyorum. Yardıma ihtiyaç var mı? Sevgili çalışma arkadaşlarım, çok değerli basın mensupları ve emniyet güçleri, burada bizimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum 21 sağlık kuruluşu adına. Merkezi olarak hazırlanan ortak açıklamamızı sizlerle paylaşıyorum. Daha modern, kaliteli, insanımıza yaraşır ve çözüm odaklı sağlık hizmeti için harekete geçme vaktidir. Yılların birikimi ve saha tecrübeleriyle toplum sağlığı adına önerilerde bulunan sivil toplum kuruluşları ve sendikaların sesini duyma vaktidir. Bugün sizlere 19 sendika, 2 aile hekimliği federasyonu dahil olmak üzere 21 sivil toplum bileşeni tarafından kurulan ve kısa adı SABİM olan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Birlik ve Mücadele Platformu olarak sesleniyoruz. Sorun siyaset üstü ve sağlıkta kaliteli hizmet sunumu meselesidir. Bakınız, sağlıkta şiddet, sağlıkta teröre evrilmiş durumdadır. Popülist politikalar ve ticari kar odaklı
Sağlıkta Dönüşüm Programı tüm sağlık çalışanlarını hedef haline getirmektedir. Şiddette şiddet sona ersin. Sağlıkta şiddet sona ersin. Sağlıkta şiddet sona ersin. Nefret söylemleri ve nefret suçlarının tek sorumlusu şiddet uygulayan caniler midir? Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrası 20 yılda şiddet olayları her geçen gün artıyor. Her gün ortalama 80 beyaz kot olayı bildirilirken son 10 yılda 110 bin şiddet vakası gerçekleştirmiştir. Şiddet varsa hizmet yok. Şiddet varsa hizmet yok. Şiddet varsa hizmet yok. Sağlıkta ticaret sona ersin. Sağlıkta ticaret sona ersin. Sağlıkta ticaret sona ersin. Daha geçen sene bir hekim ve bir güvenlik görevlisi arkadaşımız görevi başında görevi nedeniyle katledildi. Hamile bir hemşire arkadaşımız yerde tekmelenmek suretiyle 4 saldırgan tarafından şiddete maruz bırakıldı. Gebe olduğunu belirtmesine rağmen şiddet devam etti. Tek sorun şiddet de değil. Geçinemiyoruz. Son 2 ayda benzine gelen %70 zam, ev kiraları can yakarken yetkili ama etkisiz sarı sendikanın teknikleri trajikomik. Vahrettin her şeyi mahvettin. Vahrettin her şeyi mahvettin. Vahrettin her şeyi mahvettin. Her şeyi mahvettin. Hekim hariç ya da hekim dışı ibarelerini asla kabul etmiyoruz. Son yapılan zam ve seyyanen artış şimdiden erimiş gitmiş durumda. Kamudaki ücret dengesizliği had safhada. Bakınız, kamu işçisinin fasla mesai ücreti ameliyat yapan cerrahtan 2,5 kat, hemşireden 4 kat fazla hale gelmiş durumda. Dikey hiyerarşinin acilen onarılması, düzeltilmesi gerekiyor. Aksi takdirde eğitimli sağlık personeli bulmakta sıkıntılar yaşanacak. Ayrıca işçinin ücretinin de yeterli olduğunu söylemiyoruz. Ama biz çok vahim durumdayız. İnsanca yaşamak, insanca yaşatmak istiyoruz. İnsanca yaşamak, insanca yaşatmak istiyoruz. İnsanca yaşamak, insanca yaşatmak istiyoruz. Özlük haklarımız ve çalışma koşullarımız katlanılamaz durumdadır. Ağır iş yükü, yetersiz çalışan sayısı, 3-5 dakikada bir muayene, uzun nöbet süreleri ve koruyucu tedavi edici sağlık hizmetlerinden ziyade kar odaklı performans sistemi nedenli eziliyoruz. Hizmet veremez hale gelmiş vaziyetteyiz. Emekli ikramiyesi ve maaşı ile bırakın ev araba hayalini, arabanın tekerini alamaz hale gelmiş durumdayız. Birçok bir başarıya imza atmış koruyucu aile hekimliği sistemi tıkanmış haldedir. Yetersiz cari ödemeler nedeniyle artık aile sağlığı merkezleri kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Birçok aile sağlığı merkezi apartman altlarında ve yetersiz koşullarda hizmet vermektedir. Sağlıkta ticaret öldürüyor. Sağlıkta ticaret öldürüyor. Sağlıkta ticaret öldürüyor. Aile sağlığı merkezlerinin müstakil ve depreme dayanı
dayanıklı binalarda hizmet vermesini istiyoruz. Ve bunun için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Aile sağlığı merkezindeki ebe hemşire, yani aile sağlığı çalışanı diye nitelendiren arkadaşların eksikliğinin giderilmesini istiyoruz. Aile sağlığı çalışanı ebe ve hemşire arkadaşlarımızın tavana takıldığı için hak ettiği ücretleri alamıyorlar. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Sağlık işi, ekip işi. Sağlık işi, ekip işi. Sağlık işi, ekip işi. Toplum sağlığı için çalışan, çabalayan biz sağlık emekçileri bu memleketin evladıyız. Ve bu muameleyi asla hak etmiyoruz ve kabul etmiyoruz. Aslında liyakatlı bir yaklaşımla sorunları çözmek mümkün. Sağlık çalışanların sayısının artırılmasını, sağlığa ayrılan bütçenin çoğaltılmasını, insana yakışır ve minimum 15-20 dakika olan muayene süreleri, hekimlik yasası, hakkıyla görev, hastanelerimizde çalışan güvenlik görevlilerimize ihtiyaç duydukları yetkilerin verilmesini, güvenlik önlemlerinin artırılmasını, şiddete en çok maruz kalan hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının nöbet sürelerinin düzenlenmesini, yoksulluk sınırından uzak, insana yaraşır ve emekliliğe yansıyan tek kalem maaş uygulaması istiyoruz. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sağlık çalışanları olarak yıpranma payımızın düzenlenmesi, aile hekimliği ile ilgili uluslararası uygulamaların ve aile hekimliği kanunun düzenlenerek yeterli gider ve destek ödemelerinin yapılması suretiyle koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini talep etmekteyiz. Son olarak toplum vicdanına sesleniyoruz ve diyoruz ki yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Bu kadar hocam, teşekkür ediyorum. Bu daha başlangıç.